28 Aralık 2011 tarihinde devlet küçük kıyameti yaşattı bize. Devlet F-16 savaş uçaklarını kaldırarak onların kaçakçılık, bizim geçim kaynağı dediğimiz Roboski-Irak sınırında çoğunun 18 yaşın altında olduğu 34 akrabamızı katletti. Üzerinden 13 sene geçmiş olmasına rağmen hala tek bir kişi yargılanmadığı gibi biz cezalandırıldık. Defalarca evlerimizde aramalar yapıldı. Mezarlığa bile gidişlerimiz engellendi ve olayı işbirlikçileri FETÖ'ye yükleyip konuyu kapattılar. Biz hiçbir zaman olayın peşini bırakmayacağız. Bizim acımızı hiç unutmayın, dedi Bahar Encü açıklamasında. Evet, Roboski katliamını yapanlar 13 yıldır sistemin içinde. 154 aydır cezasızlar. Hukuk 670 haftadır kayıp ve Roboski'li ailelerle birlikte hukuk nerede diyerek adaletin takipçisiyiz. Roboski'de 19'u çocuk 34 sivil insanımızın katledilmesinden bugüne geçen 4688 gün boyunca yönetenler, meclis, yargı, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi el birliğiyle adaletsizliği, hukuksuzluğu ve cezasızlığı yaşıyoruz. 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Roboski köyünde geçimleri için akrabalarıyla sınır ticareti yapan ve geçtikleri yol bilinen 19'u çocuk, 34 sivil Kürt insanımız 21.30 ile 22.24 saatleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların attığı 4 bombayla katledildiler. Yönetenler İsrail'in katliamlarını açıklamalarına taşırken bugün yine sınır ötesinde sivil halkı bombalayarak savaş siyasetini sürdürmeyi bırakmalı ve barış için tüm kapılarını ardına kadar açmalıdır. Savaş değil, barış siyaseti toplumu mutlu edecek rotadır. Roboski dahil tüm katliamlarda adalet sağlanmadan Türkiye'ye de adalet de barış da gelmeyecektir. İnsan yaşamını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran Roboski'de dahil tüm katliamlara, savaşa ve şiddete karşı hepimiz itiraz hakkımızı kesintisizce kullanacağız. Yaşadıklarımızın özü cezasızlık, savaş, adaletin olmayışı ve devletin ta kendisidir. Roboski devletin ve iktidarın sınavı bu toprakların utancı, kanayan yarası ve adalet arayışıdır. Bu topraklarda barış ve adaletin yolu mutlaka ve önce Roboski'den geçecektir. Tüm yaşam hakkı ihlalleri için Roboski katliamının sorumlularının açığa çıkarılması, yargılanması ve gereken cezalara çarptırılması hayati önemdedir.